kimse bulamayacak. Sesi söylersiniz bu arada nasıl olduğunu. PUBG'yi biliyorum bu aralar çok gündemde. Ben onu iyi oynarım mesela. Beraber oynayabiliriz belki. Ama gündemi takip etmiyor musun? Kitap okumuyor musun? Film izlemiyor musun? Zaten oynayan da gündemi takip ediyor. Kitap okuyor, dizi izliyor. Konuşabileceğimiz bir şey bulabileceğimi sanmıyorum. Ferit ve Kevser, sırt sırtaya hoş geldiniz. Birbirinizi hiç görmeden tanımaya çalışmanız için size bazı sorular yönelteceğiz. Evet ve hayır şeklinde vereceğiniz her ortak cevap size 50 tek... Kız tanıyordur ki bu arada. Bence... Ferit liste. Bence tanıyordur yani. Selçuk hoş geldin. Galiba tek sensin. Ele kazandıracak. Program sonunda buradan yalnız ayrılmaya karar verirseniz para ödülünü alamayacaksınız. Bol şans. Merhaba. Merhaba Keser. Merhaba Ferit. Heyecan var mı? Biraz, sende? Biraz var. Evet, ilk sorunuz geliyor. Rekabetçi ve hırslı insanları çekici bulur musun? Nesi çekici geliyor sana? Yani ben kendimden yola çıkarak söylüyorum. Ben rekabetçi ve hırslıyım. Onun tabii dozunda rekabetçi ve hırslıyım. Karşımdakinin de öyle olması bana çekici gelir her zaman. Yani benimki birazcık fazla kıskançlığa doğru gidiyor. İkinci soruya geçiyorum. Şu ana kadar 50 TL kazandınız. Sorunuz geliyor. Sırf mutlu olsun diye sevgiline yalan söyler misin? Hayır. Tabii ya. Evet, güzel. aslında güzel evet, ama güzel. Bir yandan da kötü. Bunlar beyaz yalanlar ya. Olabilecek şey. Ferit de şey gibi bakıyor. Sırt sırta da bir tane kadın vardı ya böyle. Hep böyle konuşan gıdısı görmesin diye. Onun gibi yukarı bakıyor ki de bir ya. Bunu söylenir ama daha sonrasında açıklarım yani. Ben de yaparım yani ilişkimden. Ben de fazlasıyla yapıyorum. Ve Madlen. Yani bana zarar vermeyecek bir şeyse dediğin gibi söylenmesini isterim mutsuz olmamdansa. Kendimizi avutuyoruz galiba bu şekilde. Evet. Evet, iyi anlaşıyorsunuz gibi. Evet. O zaman diğer soruya geçiyorum. Seni aldatan eski sevgilinden intikam almak ister misin? Vay. Neden istemezsin? O insan benim için artık değersiz bitmiştir, bir insandır. He. Aldatmak bence bir ilişkide yapılabilecek en büyük ayıptır. Hem kendine hem karşındakine. O yüzden böyle bir şey yapmak istemem. Sence? Ben de vaktimi harcamak istemem açıkçası. Hmm. Zaten barışma gibi ihtimalim kalmayacağı için. Peki sen hiçbirini aldattın mı? Hayır. Aldatmadım. Sen? Ben aldattım. Sen aldattın. Evet. Neden peki böyle bir şey yaptın? Kızgın olduğum için olabilir. Kızgın olduğun için. Peki bunu karşındaki neden söylemedin? Zaten çok kısa bir süre içerisinde kendisi öğrendi. Aldattığını mı, kızgın olduğunu mu? Yok, hayır, aldattığımı. Yani evet, ben de pişman oldum sonradan ama. Tabii her insanın hatası olabilir tabii. Evet. Kevser'den samimi bir itiraf geldi. Herkesle iyi anlaşan birinin kişiliğinden şüphelenir misin? Evet. Evet. Su içiyor. Yani ben şüphelenirim çünkü ikili oynuyordur bana göre. Bence her insanın öyle. Karakteri çok farklı. Yani herkesle iyi anlaşması garip, bu ikili oynadığını gösterir. Katılıyorum ama şöyle bir şey var. Bence bir insanın herkesle iyi anlaşması ikili oynadığını gösterebilir. Aynı zamanda belli çizgileri olmalı, belli sınırları olmalı bence. Her insana da iyi anlaşmak bence sıkıntılı bir durum o insan için. O yüzden ben de kendi yaşamımda her zaman bazı insanlara karşı mesafemi korurum. Yakınımda olan dostum, arkadaşım diyebileceğim çok kısıtlı insan vardır. Benim de aynı şekilde. Çevremde çok fazla insan vardır ama hani bu girdiğim ortamlardan kaynaklı. Ama yakın olduğum çok az insan vardır. İnsanın kaldıramayacağı şeyler olmalı ve herkes de iyi anlaşıyorsa demek her şeyi kaldırabiliyor demektir. Çok uzun süre yalnız kalsan, çok fazla seçici olmadan biriyle birlikte olur musun? Hayır. Selçuk, İlk yanlışımız. Ben yalnız kalmaktan çekinen bir insan değilim. İşte yalnız, erkek millet hep böyle. Bir şeyler yapabiliyorum. Bilmiyorum, bunun için hani hayatıma birini almam sonuçta, ona da bir umut veriyorsun. Bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Kaan, hoş geldin. Yani ben yalnız kalmaktan aslında ben de çekinmeyen bir insanım. Ama bazen uzun yalnızlıklar duygusal bir boşluk doğuruyor. Yani anatomik olarak insan yapısına göre seçiciliği azaltıyor. Ve bir insana bir şans vermek veya o insanla bir şeyler yaşamak istiyor. Bu konuda ben
bence daha az seçici olmayı tercih ederim öyle bir durumda. Ama sonuçta onu sevmiyor oluyorsun. Sadece bir şans vermek için o insana umut vermek sence mantıklı mı? Ama belli olmaz. Hayatındaki o insan illa dört dörtlük olmak zorunda değil. Belki de eksikliklerini beraber tamamlayacaksınız ve çok daha güzel bir ilişki olacak. Arayınca o insan bulunmuyor. Aynı şekilde düşünüyoruz. Doğru. Arayınca bulunmuyor ama hiçbir şey hissetmediğim bir insana karşı. İlişki yaşarım diyorsun. Ya hiçbir şey hissetmediğim bir insana karşı tabii ki. Bu biraz daha spesifikleştirmek oluyor soruyu. Ama genel anlamda biraz daha az seçici olurum. Ama tabii ki bir şey hissetmem lazım onunla bir şey yaşamam için. Bir diğer sorumuza geçiyoruz. Klasik bir sorumuz zaten bu. Lütfen ülke gündemini de takip ederek cevap verin. Sorunuz geliyor. 1 milyon dolar karşılığında en yakın arkadaşınla 10 sene boyunca iletişime geçmemeni isteseler... Hayır. ...kabul eder misin? En yakın arkadaşım ya çok üzücü bir durum. Hayır, tek kalırım. Özür dilerim. Ferit çok üzücü aslında. Gerçi arkadaşım yok zaten de pardon. Yani dediğiniz gibi ülke gündemini takip edecek Ferit olursak... Ferit Kevser. 1 milyon lira değil dolar olması döviz farkından dolayı bence iyi bir para değil mi Kevser? Ya iyi bir para evet ama... Ferit'in gözler açıldı parayı duyunca. Sonuçta arkadaşlıklarda çok kolay bulunmuyor. O yüzden ben birazcık düşündüm. Ama ben 1 milyon dolar değil. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Şükrü'ye ayıp oldu yani valla. Benim arkadaşım da büyük ihtimal evet derdi ya. Benle bağlantısını kes derdi en yakın arkadaşım 1 milyon dolar için. Kendisinin lakabı hatta Akbaba. Buradan selam olsun ona. O yüzden ben kesinlikle evet diyorum. 100 TL de yeter aga be. Yani ben de evet derdim. Peki en yakın arkadaşın bir şey der miydi bu duruma? Darılır mıydı sana? Bilemiyorum nasıl bir tepki verebileceğimi. Yani en yakın arkadaşın ama bilemiyorsun nasıl tepki vereceğini. İnsanları iyi analiz edemiyorum. Sevgilinle her gün iletişimde kalmak senin için gerekli bir şart mıdır? Yani her gün telefonlaşmak, mesajlaşmak vesaire. Yani evet. Yani ben merak ederim ne yapıyor, ne ediyor. Tabii ki bir toplantıda olur, bir şey olur. Selam, üç gün konuşmayabiliriz ama stilisiz. Onun ne yaptığını bilmem gerekiyor. İletişime geçmesek de. Kesinlikle. Yani ben şeyi saçma buluyorum bu arada. Sabah kalktım, günaydın, işte kahvaltı yapıyorum. Şuraya gittim, markete girdim, toplantıya girdim, çıktım şimdi falan. Bunların her birinin raporunu vermek bence biraz saçma. İşi yoğun olabilir karşındakinin. O yüzden biraz da saygı duymak lazım. Ya benim, ben de günaydın, iyi geceler, öyle her gün her gün mesaj bekleyen bir insan değilim. Ama hani... haber vermesini isterim ne yaptığını o gün. Sen hiç attın mı Ferit günaydın mesajı? Yani. Bir diğer sorumuz geliyor. Hayatının önemli bir kısmını bilgisayar oyunlarıyla geçiren biriyle birlikte olur musun? Hayır. Yani o insan bence hayattan kopmuştur. Ya Ferit yalan söyleme de şimdi. Ferit yalan söylüyor artık. Ya. Hani o onun içinde işlemiştir o bilgisayar oyunu. O yüzden konuşabileceğimiz bir şey bulabileceğimizi sanmıyorum. Ben... ben hayır dedim ama ben hayatımın büyük kısmını böyle geçirdim. Hani bu aralar biraz daha azalttım onu. Tabii işimle de alakalı biraz da azalttım. Şu an işim bu aslında ama geri kalan işimden hariç kısımda... Biraz daha oyunlardan uzaklaştım. Daha çok sosyal hayata yöneldim. Ama yani neden öyle düşünüyorsun ki? Bence... Korkucu benim. Yani ben bilgisayar oyunu oynamadığım için konuşabileceğimiz bir şey olmaz. Sadece bilgisayar oyunu oynayarak hayatını geçiren bir insanla ben oturup ne konuşabilirim ki? Yani ben uçak mühendisi olduğum zaman o zaman konuşabileceğimiz bir şey mi oluyor? Ama sadece... Uf, fena kançırladı yalnız. Üf. Sadece o dediler. Sadece bilgisayar oyunuyla vaktim geçiriyorsun. Tamam, ben de sürekli mesela uçak mühendisiyim. Sürekli uçakla alakalı teknik bilgiler vesaire. İşim bu. Ama gündemi takip etmiyor musun? Kitap okumuyor musun? Zaten film izlemiyor musun? Zaten gündemi takip ediyor, kitap okuyor, dizi izliyor. Yani oyun oynayan insanlara karşı aslında bu bir ön yargı. Asosyal olarak değerlendiriliyor ama tam tersine. Yani online oyunlar vesaire tamamen insanları sosyalleştiren, daha da sosyalleştiren bir olay bence. Peki sence gününün kaçını oyun oynayarak geçirmesi normal? 4-5 saat geçirebilir bence. Erdi, bağlamana gerek yok ona. Bir dakika dur bakayım. Yanlış şey mi gördüm ben? Timeout atsan yeterli. Gayet normal. Yani 4-5 saat belki çünkü gün 24 saat, geri kalan 19 saatte farklı şeyler yapabilir ama günde 12 saat oyun oynayan bir insan... Tabii, aynen. Yani öyle de sanıyorum. Ferit, sen hayır cevabı verdin bu arada. Böyle konuştun ama...
Evet, ben hayır dedim çünkü ben karşımdaki kişinin de öyle olmasını istemem. Gününün çoğu saatini oyunla geçirmesini istemem. Ciddi bir ilişki yaşayacağım kişinin öyle olmasını istemem. O yüzden şu ana göre cevap verdim. Karşındaki kişi de oynarsa birlikte oynarsınız. Neden buna hayır dedin ki? Tabii ki oynarım ama işte dediğim gibi 4-5 saati geçmemeli. Anladım abi demek istedim. Anladım abi. Anladım abi. Kevser, sevdiğin bir bilgisayar oyunu var mı? Hayır, hiç oynamıyorum. Bildiğin var mı? PUBG'yi biliyorum, bu aralar çok gündemde. Ben onu iyi oynarım mesela. Beraber oynayabiliriz belki. Bir kere izledim sadece arkadaşımı oynarken. Olabilir. Öğretirsen. Tabii ki. Aşk acısından zarıl zarıl ağladın mı? Kevser acımadan kaldırdı. Bravo. Yok ya. Aşık olduğumu da bu zamana kadar pek zannetmiyorum. Neden diyeceksin? Çünkü aşkım bence hani birini seversin, onunla beraber bir zamanla birlikte gelişen bir olay olduğunu düşünüyorum aşkın. İsmail, o zamanı ne? Da ben hiçbir zaman bulamadım. O kadar zamanı geçirmedim biriyle. Uzun bir ilişkin olmadı mı hiç? Köpekler gibi ağladım. 8 ay. Çok zordu. 8 ay yeterli değil mi sence? 8 ay yeterliydi. Çıkan problemler, sıkıntılar belki de aşktı ama aşk olmaktan çıktı o problemler yüzünden, engel oldu. Anladım. Yani ben de ağlamadım hiç. Üzülmedim de çünkü ben üzülmeyi reddediyorum. Düşünmemeye çalışıyorum hiçbir şekilde. Ne güzel. Yani senin için unutmak kolay yani. Yani yöntemini buldum diyelim. Kızın farı çok güzel. Evet. Devam ediyoruz. Arkadaş çevrenin sana yakıştırmadığı biriyle beraber olur musun? Yani sonuçta ilişkiyi yaşayacak olan benim ve arkadaşlarım değil. O yüzden her zaman kendi kararlarım, kendi mantığım çerçevesinde o ilişkiyi yaşamak istiyorsam yaşarım. Yani artık. Ben de aynı şey. Bu ne yapıyor burada, bırakayım? Masum. Bu şekilde düşünüyorum. Sonuçta o insanı ben hayatıma alacağım, ben vakit geçireceğim. Aynen. Şu ana kadar 450 TL kazandınız. 450. İyi para. Şimdiki soruyu Furkan yazdı. Sorumuz geliyor. Çok para kazanıyor olsan arkadaşlarından ya da çevrenden bunu saklar mısın? Ferit, hadi bakayım. Yani ben sak... Yani bir dakika, izleyicileri çevresi olmuyor mu? İzleyicileri biliyor mu ne kadar para kazandın mesela Ferit'in? Hı? Saklamam, terazi burcu zaten. Gözbaşı seven bir burç. Saklamak istesem de saklayamam. Harcamayı seviyorum. Yani ben de kova burcuyum ama burçla alakalı bir yorum yapmayacağım şu anda. Bunu gösterişi sevmekle alakası yok da yakın çevremden saklamaya ihtiyaç duymam. Bir diğer sorumuz geliyor. Şu ana kadar 500 TL kazandınız. O ne diyor? Beni bulacak büyük ihtimalle bu parayı duyunca. Çok hoşlandığım birinin yakın arkadaşlarından birinin eski sevgilisi olduğunu öğrendin. İlişkinden vazgeçer misin? Çok zor bir soru. Zor değil bence. Ferit açıkladı zaten, kızın verdiği cevapları tahmin edip cevaplamış. Kevser gülümseyerek düşünmeye devam ediyor. Sen başla istiyorsan. Çok düşündüm. Evet, çok düşündüm. Tam olarak bilemedim ama vicdanım herhalde ağır basardı. Sonuçta o benim arkadaşım ve onun üzüldüğünü görmek istemem böyle bir şey yüzünden, benim yüzümden. Kendimi üzmeyi tercih ederim galiba. Yakın arkadaşım, dostlarım konusunda gerçekten hassasım. Hani çok değer verdiğim insanlar. O yüzden öyle bir şey olmasına izin vermem. Yani kendimi frenlerim her zaman. Yakın arkadaşım olmasa belki olabilir ama yakın arkadaşımsa ben de öyle bir şey yapmam. Katılıyorum. Aynen. Üzmek istemem. Daha önce Sırt Sırta programına katılmış yarışmacıları eleştirdin mi? Evet. Evet. Evet, Ferit bayağı düşünüyor. Yok, düşünmüyorum. Peki buluşmuşlar mı? Merak ettim ben de. Ne yapmışlar? Söyledim demeyeyim, isim vermeden olayı anlat. Yani ben bütün bölümleri izledim. Hepsinde eleştiri yaptım. Çünkü ya hoşuma gidiyor. İlişki konusunda bir de tanımayan insanların yorumlarını dinleyip yorum yapmak hoşuma gidiyor. Çünkü empati de yapıyorsun. Bence empati yapmak, dışarıdan insanları izleyip empati yapmak insanın beraber? Karakterini geliştiren bir özellik. Yani ben de izlerken verdikleri cevaplar olsun. Eleştirdim. Peki bu eleştiriler ağır mıydı senin için? Mesela sövdüğün oldu mu? Yok, hayır. Öyle büyük bir nefret duygusu duymadım tabii ki sonuç olarak ekran karşısında. Ben duydum. Gerçekten mi? Evet, ben duydum. Yani nefret kin değil de gerçekten çok itici, rahatsız oldum yani. Ben çok yakınım olmayan insanlara çok fazla sinirlenemiyorum yani. Gülüp geçiyorum. Sen normalde çok gülen birisin. Evet.
şu ana kadar katılmış yarışmacılar arasında İnsasına keşke bak, bana... bak story'e dur, merak ettim. Bir dakika bakacağım. Ferit'in story'sine mi bakacağım? Bir dakika. Mikrofona yaklaştırınca cızırtı geliyor. Bakayım. Yok bir şey. Yalan söylemeyin. O ne diyor da parayı vermemiş ha? Say dediğiniz bir yarışmacı oldu mu? Benim olmadı ama bir tanesini ablam çok beğenmişti. Hatta Instagram'dan falan baktık. Benim olmadı ya. Ferit ve Kevser, son sorunuz geliyor. Final sorunuz. İnternet fenomeni ya da internette ünlü olan biriyle beraber olur musun? Ama yani. Evet, sen söyle bence. Ya benim için bir sorun teşkil etmez yaptığı iş sonuçta oldu ondan. Para kazandı. Evet, hatta güzel bile. Bence de beni de şey yapmaz, irite etmez. Sonuçta o da bir insan yani. Bu rahatsız edilecek bir iş değil. İnternet fenomeni veya internetle alakalı ünlü biri. Evet, çok fazla hayranlı olursa belki rahatsız edebilir ama ilişki yaşamama engel değil. Anladım ama. Şöyle bir şey soracağım. Hatırladım tabii ki. Ünlü YouTuber'lar video çekiyorlar biliyorsunuz. Sonra videolarına sevgililerini de dahil ediyorlar. Kevser, bence de tatlı bir şey yapar mıydın? Sevgilin ünlü bir YouTuber olsa videosuna çıkar mıydın? Evet, çıkardım. Yani ben buraya da geldim sonuçta. Benim için bir sorun teşkil etseydi buraya gelmezdim. Ferit sen? Yani ben çok göz önünde yaşamak istemezdim ilişkimizi. Çünkü Türkiye'de maalesef bu zor oluyor. Sadece Türkiye değil aslında, dünyada zor oluyor. Ama olabilir ya. O anki durumuma göre değişir yani. Kevser, primcilik yapar mıydın? Mesela sen de bir YouTube kanalı açar mıydın? Yani onu kullanmak gibi bir şey yapmazdım ama bilmiyorum. Özenebilirdim belki, hayatımdaki insan o işi yapıyor sonuç olarak. Ferit ve Kevser, şu ana kadar 650 TL kazandınız. Eğer birbirinize döndüğünüzde birbirinizi onaylarsanız bu parayla ne yaparsınız? 650 lira. Ya bu zamana kadar alınmış galiba en yüksek ödül, değil mi? Evet. O nedir tarihinin en yüksek rakamı? Ne yapalım Kevser? Bilmiyorum. Tatlı yeriz herhalde, bir şeyler içeriz sonra. 650 lira da tatlı. Harcayamayız galiba. İkinci bir buluşma olurdu bence. Hayır. Hadi bakayım. Bayağı iki gün falan takılırız bir. Tabii ya. Sonra... Sonrasına bakarız. Ferit ve Kevser, 650 TL ile birbirinize dönebilirsiniz. Kız da yolu yapıyor. Merhaba. Merhaba. Bir an kızın topuklu giydiğini unuttum ve dehşete düştüm, kız çok uzun diye. Çok ciddiyim. Terli, kusura bakma. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Perspektif aynen. Peki. Teşekkürler. Beklediğim gibi biri. Yani sesinden analiz ettiğim gibi. Evet. Hani analizin kötüydü? Hani analizin kötüydü Kevser? Ha? Söyle bakalım, açıkla bunu. Ben seni biraz daha böyle sarışın falan bekliyordum. Ama yani tahmin edilebilir. Evet. Ben de seni sarışın bekliyordum, öyleyim. Biraz sarışın sayılır mı? Olur bu iş. Evet, öyleyim. Bu arada Kevser'cim kendisi çok mütevazi davrandı. Söylemedi. Ferit, bizim sırt sırtı videolarımızı izleyip eleştiren, olumlu olumsuz, programımıza çok da katkı vermiş bir Twitch yayıncısı. Evet, sosyal medya fenomenliğim var aslında. Sosyal medya fenomenliğim var aslında. Yani biraz olsun ünlü sayılırım. Ve bu programı da sürekli izleyip yorumluyorum. Hala aynı kanalımız. O zaman olur falan. Az önce, iki saniye önce sorsaydın hayır diyormuş aslında falan. Hayır, oyun oynamam. Ben mesela oyun da oynuyorum. Ünlü olmamın en büyük sebeplerinden biri, oyun oynayarak yani profesyonculuk yaptım. Oyun oyna, bunun videolarını mı yayınlıyorsun? Evet, oyun oynayarak yayın yapıyorum. Yayınlamıyorum videolarını. O an canlı yayın yapıyorum oyun oynayarak. Ama oyun... bu senin artık işin olmuş. Ferit en son 4000 aboneyken bu kadar mı tatlı ayırabilirsin? Nasıl? 10 saatini ayırabilirsin o zaman. Sonuçta bu senin bu işin. Para kazandığın şey. Ve günlük çalışma saati de 10 saat. Evet, haklısın. Ya 10 saat çalışmıyorum ama ortalama 6-7 saat çalışıyorum ama. Ferit ve Kevser, 3, 2, 1. Hayırlı olsun Ferit. Evet dedim çünkü cevapları bende merak uyandırdı. Daha fazla konuşursak anlaşabileceğimizi düşündüm. Yarışma çok heyecanlıydı benim için. Çünkü o bilgisayar başından yorumladığım gibi, eleştirdiğim gibi değilmiş gerçekten buradaki ortam. İlk çıktığımda bayağı heyecanlandım. Özellikle şu bant
bayağı heyecanlandırıyor insanı. Ama güzel de eğlenceliydi. Sonrasında alıştım. Kevser'e de alıştım cevaplarına vesaire. İlk gördüğümde çok tatlı bir insan gerçekten. Güzeldi yani. Değil mi? Hayır deseydin olmay olurdu. Hem izlediği için hem de programımıza katıldığı için Kevser, sana da çok teşekkür ediyoruz. 650 TL'de hayırlı uğurlu olsun. On Ediyor tarihinin en yüksek rakamı. Tekrar bir alkışlayabiliriz. Çok sağ olun.